Bundan sonrası zifiri karanlık. Yanımdan ayrılmasan iyi olur. Yoksa birbirimizi kaybedebiliriz. Hadi bakalım, gidiyoruz. Evet, geldik. Ha? Ay canına. Şey ama burası... Şaşırdım bakıyorum. Pek de haksız sayılmazsın. Yalnız biraz daha sabırlı ol. Zira çoğu gitti, azı kaldı. Otursana Mesrur. Yok, ben ayakta bekleyeceğim. Gel sen beni dinle, bu bekleyiş epey uzun sürecek oğlum. Olsun, beklerim, benim için hiç fark etmez. Bakıyorum kendine çok güveniyorsun. Bu iyi bir şey ama gene de tedbirli ol. Artık tehlike bana vız gelir. Buraya gelene kadar nicelerini atlattım. Çok şükür bundan sonra beni kolay kolay korkutacak bir şeyin kaldığını sanmıyorum amca. O kadar korkmana gerek yok. Sadece bir yarasaydı. O da senin kadar korktu. İyi misin? İyiyim amca, iyiyim. Biraz uyu istersen. Dinlenirsin. Bak, görüyor musun? Sular çekildi, giriş ortaya çıktı. Vay canına! Böyle bir şeyin olabileceğini rüyamda görsem inanmazdım. Hadi artık gitme zamanı. Al bakalım çantayı, sen taşı evlat. Tamam amca. Hadi öyleyse gidelim. Merzuk'un elbisesinden bir parça. Demek buradan geçmiş. Ne dersin? Acaba başarmış mıdır? Eğer şartı uyduysa başarmaması için hiçbir sebep yok. Bunlar da nedir böyle? Zümrüt
şurada anka kuşlarının pislikleri. Dikkat et, üzerlerine basma kayarsın. Ne kadar da çok. Yapışkan gibi. İşte sümbüdü anka kuşları. Bizi fark etmemeleri için sessiz olmalıyız. Thank you.
Sönmüş bir volkan. Ama her an faaliyete geçebilir. Onun için elimizi çabuk tutmalıyız. Balıkçının kanaat şartını. Evet, bir an için unuttum ama haksız da sayılmam değil mi? Olabilir. Beni özellikle uyardı. Kanaatkar ol, ihtiyacın kadar al demişti. Hem biz buraya Merzuk abini bulmaya geldik, öyle değil mi? Hı hı. Haklısın. O halde güneş batmadan onu bulmamız gerek. Yanardağında ne yapacağı belli olmaz. Bu yüzden hazine işini sonraya bırakmalıyız. Hı. Bunlar onun elbisesinden parçalanmış ve kanlı. Ah benim talihsiz yavrum. Umudunu kesme, belki yaşıyordur. Hiç sanmıyorum. Baksana şunları oğlum, görmüyor musun? Ama eğer ölmüş olsaydı kemiklerine rastlardık. Öyle değil mi? Evet, bu da doğru. Öyleyse durmayalım, arayalım. Merzuk! Merzuk! Şuraya bak, kan izleri. Bunlar yeni damlamış. Bu tarafa doğru gidiyor izler. Yakınlarda olmalı. İnşallah. Yardım edin! Her kimseniz yardım edin! Buradayım. Kayaların yanındayım. Yardım edin. Merzuk! Oğlum! Buradayım! İşte! Baba! Ne oldu sana Merzuk? İyi misin yavrum? Cevap ver. Pek de kötü sayılmam baba. Ne oldu da böyle yaralandın? Damakarlık beni kör etti baba. Neden? O mu yaraladı seni yani? Babam sana sırrını anlattığında ben oradaydım. Gizlice sizi dinledim. Anlattıklarını duydum ve her şeyi öğrendim. Buraya gelip incileri almaya karar verdim. Fakat gelince şaşkına döndüm. Her yer inci doluydu. Kendimden geçtim ve söylenenleri unuttum. Zengin olmak hırsı bütün nefsimi sarmıştı. Gözlerim hiçbir şey görmüyordu. Çantamı tıka basa doldurdum. Dönerken de bir taşa takıldım. İnciler etrafa saçıldı. Onların parıltılarını kuşlar fark etti.
Hemen saldırıya geçtiler. Kendimi bu kayaların ardına zor attım. Uzun zamandır buradayım. Ve bu arada da hep ölümü düşündüm. Açgözlülük insanlara bela getirir daima. Bu sana bir ders olsun. Haklısın baba. Hepinizden özür dilerim. Beni affedin. Şimdi elimizi çabuk tutmalıyız. Mesrur, ilacı ve postları çıkar hemen. Yanardağ neredeyse patlayacak. Hadi acele edin. Bu post ve boya ile kuşlar bizi fark edemeyecektir.